Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün piyasaları konuşacağız. Dolar, altın, borsa. İki gündür piyasalar bir yükseliyor, bir çıkıyor. Bunu nasıl yorumluyorsun? Piyasalar çıldırmış olmalı diye yorumluyorum ben. Hangisiyle başlayayım? Altınla başlayalım. En ilgi çekici şu anda o değil mi? Evet. Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Her gün biraz daha rekorunu geliştiriyor. 2000 doların üzerine atladı. En son gördüğüm 2040 dolardı az önce. Altınla ilgili ayrıca bir de ilginç bir soru soracağım sana. Devam edelim. Cümlelerim bittikten sonra çok önemli bir soru sormak istiyorum sana altınla ilgili. Şimdi altının normal seyri devam ediyor aslında. Değişen bir şey yok. Bu muhtemelen 2300 dolarlara kadar taşınacak bir rally'nin devamı. Altının ons fiyatı ile ilgili garip hiçbir şey yok aslında. Daha önceden öngörülen bir rallisi vardı. Onu gerçekleştirdi. Fakat ralliyi pandemiyle biraz daha öteye taşıdık. Ve muhtemelen altın üzerinde fiyat yapıcıların da şu anda beklediği bir fiyat var. Oraya doğru taşınacağını düşünüyorum. Bunun sebebi, en temel sebebi umarsızca basılan dolar. Kontrolsüzce basılan dolar miktarı tüm emtialara müthiş bir kıymet artışı getiriyor. Para basılabilen bir şey ve basılması için ihtiyacın olan tek şey kağıt ve mürekkep. Bunun karşılığında emtia çok zor elde edilen bir şey. Özellikle altın. Neredeyse yok seviyesinde yeni altın üretimi var. Çıkarması çok maliyetli. Yani kaynağı kısıtlı. Hakeza petrol. Petrol fiyatları 45 dolara aştı. Hakeza tarım ürünleri dahi şu anda patır patır yükseliyor. Kaynağı sınırsız olan şey para. Fakat onun karşısındaki emtiaların hepsinin bir sınırı var. Doğal olarak para sınırsızsa burada kısıtlı olan şeyler artmaya devam ediyor. Bunların en başında da en güvenli liman algısıyla altın ve hemen akabinde de gümüş geliyor. Gümüşün hareketi de gayet güzel gidiyor. Yine tahmin ettiğiniz üzere. Gümüş biraz daha kazanç potansiyeli vaat ediyor bana kalırsa. Çünkü altın kadar henüz prim yapmadı ama en az o kadar prim yapacağını düşünüyorum totalde. Altın hareketi o yüzden gayet normal ve gayet olması gerektiği gibi devam ediyor. Bir müddet daha yükseliş gelebilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama Goldman Sachs'ta ya da diğer analistlerin bangır bangır bağırdığı 3000 dolarlar benim pek mümkün olmadığını düşündüğüm yerler. Sorum sorabilir miyim? Sor. Şimdi yorumlara bakıyorum. Yorumlara istinaden bu soruyu yönelteceğim. Sen herhangi bir yerde benim haberim olmadan altın düşecek mi dedin? Senin haberin olmadan herhangi bir video çekmedim bu arada. Herhangi bir yerde de ons altın evet. Düşecek gibi bir ifadem olmadı. Ne sormak istediğini anladım. Şimdi sen yorumlarda şey anlaşılmış. Altından ilişkimi kestim dedi. İlişkimi kestim dedi. Onu insanlar şöyle yorumladı herhalde. Mustafa abi altınla ilişkisini kestiğine göre altın düşüşe geçecek. Tek tek anlatmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü herkes aynı düzeyde anlayamayabiliyor. Ben anlayabileceklerini tahmin ederek üstün körü anlatmış olmalıyım ki böyle bir yanlış anlaşılma var. Yani sadece orasını dinleyip yorum yazıp çıkmış olmalı. Muhtemelen çünkü başka yerlerde mesela bir videoda da şey diyorum. Altın borcum varsa hiç endişe etmem çünkü zaten ödeyemeyeceğim. Bu ne demek? Yarın öbür gün dolar borcum varsa endişe ederim dedim. Altın borcum varsa endişe etmem çünkü ödeyemeyeceğim. Bile etmem. Evet, endişe bile etmem çünkü ödeyemeyeceğim. Bunun Türkçesi ne? Altın aslında çok daha büyük prim yapacak ve ben o borcu kesinlikle ödeyemeyeceğim demek değil mi? Evet. Burada benim herhangi bir yerde altın düşecek dediğimi bulup çıkarsınlar. Ben dedim ki altın düşecek demişim, kusura bakmayın. Ben dedim ki 1250 dolardan başlayan bir ons altın serüvenim var. Alırken 2000 dolar hedefim vardı. 2000 dolar hedef de benim için 1950'lerde o civarlarda bir fiyattan pozisyondan çıkmak demek. 2000 doları görür görmez o Allah kelamı değil ki. Tamam, yani. Aynı videoda şunu da söyledim. 2250'ye gitmeyecek evet, demek değil bu. 2500 olursa da üzülmeyeceğim dedim. Evet. Aynen öyle. Altının ons hareketinin bittiğini söylemedim. Bir videoda da altın için aşı haberi gelirse bir gün altını düşürmek isterlerse ama bak bu aşı haberi işte bizim kendi çapımızda aşı çalışmalarımız var. Bir hocamız var aşıyı bulacağız falan diyor. İnanmıyorum gerçi ona da.
güvenmiyorum da ayrıca. Aşıyı bulduk demesi ya da Rusya'nın biz aşıyı bulduk testlere başladık demesi değil. Bakın o da yanlış anlaşılmış. Diyorum ki altında fiyat yapıcılar kafalarında düşündükleri altından çıkmak istedikleri fiyata gelene dek böyle bir deklarasyonda bulunulmayacak. Rusya, Türkiye vesaire demiyorum. O insanlar böyle bir algıyı kesin aşı bulundu algısını yayınlamayacaklar. Fakat atıyorum tamamen 2500 ise o Goldman Sachs'ın çıkmak istediği rakam, altından çıkmak istediği rakam. 2500'e geldiğinde patlatacaklar diyorum bu haberi ya da buna benzer başka haberleri. Ve tam tersine çevirecekler gemiyi, oradan çıkacaklar. Yani çıkması gereken yerde çıkacak adam ve ona da bir kılıf konacak. Ben o yüzden mesela 2500 dolar olmaz demiyorum altın için. Ama bence 3000 dolar olmaz. 3000 yazmışlar ya insanların kafasına. Hı hı. 3000 dolar. Geçen sefer de çünkü 2500 dolar yazdılar insanların kafasına. 1900 dolarlardan geri döndü. Bu sefer de 3000 yazdılar. Muhtemelen 2500 dolarlardan geri döner. Ya da 2300 dolarlardan. Bilmiyorum. Orada ne yazdılarsa onlar bilir. Evet. Altın için söyleyeceğim bu. O yüzden ben düşer demedim. Bu arada ben sadece bir enstrüman üzerinden yatırım yapan bir adam değilim. İsterseniz bir sonraki videoda bütün yaptığım yatırım sepetini anlatayım. Açık yüreklilikle neleri almışım, nereden ne zaman almışım, ne zaman satmışım, miktar söylemem, yer söylemem. Ama yaptığım enstrüman yatırımını, son birkaç yıllık yatırımlarımı bir sonraki videoda anlatayım. Bir sepet. Ben sadece ons altına ya da gram altına ya da sadece dolara yatırım yaparak para kazanmaya çalışan basit bir yatırımcı değilim. Öyle söyleyeyim size. Yani hiçbir zaman yumurtaları aynı sepete koymam. Bütün yumurtalar aynı sepete konursa onlar kırılmaya mahkumdur. Çok şanslı değilseniz. Evet. Bir sonraki videoda anlatayım. İlginç bir muhteşem seçim değil mi? Evet. Tamam. Açık yüreklilikle anlatacağım. Yalnız miktar vermeyeceğim. Kusura bakmayın. Kimse benden kaç param olduğu bilgisini almaya beklemiyordur inşallah. Benim de böyle bir bilgi vereceğimi düşünmüyorsunuzdur inşallah. Ama açık yüreklilikle ne zaman neye yatırım yaptığımı, ne zaman ondan çıktığımı ve o çıktığımda neye girdiğimi anlatabilirim. Yüzde verebilirsin. Yüzde de vermem. Gerek yok. Hayır, öyle değil. Paramın yüzdelik kısmını şu kadar, yüzdelik kısmını buraya gibi. Hani ne paramın, kadar, nerelere dağıtıyorsun? Paramın 3/2'siyle... Evet, Mustafa parasının... Çikolata alacağım gibi. Geldik. Dolara. Dolar. Dolarda çok güzel çalkantılar oluyor. Fakat dolara dolar açısından bakmak çok saçma. 6.96'lar, 6.97'ler civarında gezinen, birkaç gündür gezinen dolar dün birdenbire 6.90'a doğru sert bir hareket yaptı. Gece 12'ye kadar bir düşüşü var. Sonrasında da işte yeni gün atlandığında, daha doğrusu taşıma maliyetlerini atladıktan hemen sonra yüksek bir artışla karşı karşıya kaldık ve şu anda 7 lira 2 kuruş gibi bir dolar kuru karşımızda. Ne oluyor, nasıl oluyor diye düşünenler için dolar açısından bir değerlendirme yapmayın. Çünkü bugün 7 lira 2 kuruşa giderken dolar, aynı zamanda dolar endeksi dünyada dip seviyelerinde geziniyor. 93'ün de altındaydı, 92-80'lerdeydi en son baktığımda. Yani dolar bütün dünyada şiddetli şekilde değer kaybediyor. Fütursuzca basılan karşılıksız dolar yüzünden aslen ve piyasaya pompalanan dolar yüzünden. Ama bizde sert bir şekilde artış. Dün niye düştü? Dün yine ara sıra uyguladığımız, benim de swap oyunları diye adlandırdığım şey var ya, onu yaptık ve TL swap faizi gecelik %1000'i aştı. %1050 seviyesine geldi. Bu ne demek? Birkaç kere anlattım. TL'ye şortlayan adamların kapama saati geldiğinde ellerinde TL bulundurmaları için istedikleri TL'yi biz onlara vermedik. Onlar da yükümlülüklerini yerine getiremediler. Çünkü faiz %1050. Gecelik faiz %1050 üzerinden adam TL edinemeyince yükümlülüklerini yerine getiremedi. Dolayısıyla Türkiye'deki varlıklarını satmaya devam etti. Aşırı şekilde, ki bunda borsada büyük oranda söz konusu, az miktardaki yabancı borsa yatırımcısı elindeki TL varlıkları satarak TL bulmaya çalıştı. Bu nedenle yine borsa sert bir düşüşle karşı karşıya kaldı.
Dolar sert bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Yeni günde de işler yine normale döndü. Yeni gün artık geceleme faiziyle birlikte, geceleme faizinin atlamasıyla birlikte yine sert bir yükseliş 7 liranın üstünde. Muhtemelen bu swap uygulamasını bugün de rekor faizler oranında tutmaya çalışırsak yine akşama doğru doların düştüğünü görebiliriz. Yine gece 12'ye doğru mümkün olan en düşük seviyeye düştüğünü, çünkü short pozisyon taşıyanlar, TL short pozisyon taşıyanlar gece 12'de geceleme maliyeti ödüyorlar. Geceleme maliyeti, taşıma maliyeti yazıyor. O yeni güne girmeden ellerindeki short pozisyonları kapatmaya çalışıyorlar. Bu da TL'de değer kazancı, dolarda düşüş olarak yansıyor. Yine bu akşam bir düşüş görebiliriz yani. Eğer bu uygulamaya devam edeceksek. Şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Dünyada dolar endeksi 92'lere kadar düşmüşken bizim ülkemizde bir sabah uyanıyoruz. Dolar 7 bandını kırmış, 7.2'lere çıkmış. Bu aslında doların sert yükselişi değil de TL'nin sert düşüşü şeklinde bir yorum yapabilir miyiz? Çok net özetleyeyim. TL şu anda çok korumasız ve çok dayanaksız, desteksiz. TL çok zayıf. Görsel örnekleyeyim. Gözüne ışık tutulan tavşan bilir misin? Evet. Şu anda TL gözüne ışık tutulmuş tavşan durumunda. Kilitlenip kaldı ve her türlü tehlikeye açık, öyle bekliyor. İnsafına kalmış yani avcının. İşte avcı ya da işte tavşanı koruyan kimse varsa onun yapabileceği bir şeyler. Ya da şapkadan tavşan çıkartan birileri varsa şapkadan çıkacak yeni tavşanlar. Yani onun da artık biraz suyun çekildiği düşünülüyor ama bakalım ne kadar daha tutulabilecek. Yani biz aslında burada dolar yorumu yapıyoruz ya. Türkiye'de dolar yorumu yapmaya gerek yok. Türkiye'de TL yorumu yapmalısın ki sadece dolar değil. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyorum. Çay kaşığı bile şu anda TL'ye karşı değer kazanıyor. Bu böyle de devam edecek. Yani dolar mı değerleniyor, TL mi düşüyor? Derin olan kuyu mu, kısa olan ip mi? Hep bunlar aslında bir sorunsalın ifadesi. Evet. O yüzden çok fazla konuşmaya gerek yok. TL zayıf, dolar, euro, İsviçre frangı, Papua Yeni Gine, pıtı pıtısı, artık neyse onlar her şey TL'ye karşı değer kazanmaya devam ediyor. Sence Türkiye'nin şu anda parasının günden güne kıymetsizleşmesinin en büyük faktörü nedir? Ya da faktörleri, ilk üç diyelim. İlk üç, güzel soru. Bir, üretim. İki, borca dayalı büyüme. Üç, olmayan yapısal reformlar. Bir türlü hayata geçmeyen yapısal reformlar. Yani hukuk, eğitim, adalet, sosyal güvenlik kısmındaki zayıflık. Genel bir paket. Evet, ilk üçü bu. Bu üçün zaten, bu üçünü çözersen dünya ülkesi olursun. Evet. Dünyada büyük güç olursun. Gelelim borsaya. Gelelim mi? Gelelim. Borsa ile ilgili çok enteresan bir şey oldu. En son borsa videosu çektiğimizde sanki böyle nokta atış ya da tam tarih gibi. Biz, hayırdır birader, kimin adamısınız? Gibi, değil mi? 119 küsür binlerdeydi. Ve biz videoyu çektik, o gün yayınladık. Dedim ki aman aman dedik. Aman dedik yani, şu anda borsada pozisyondaysam büyük endişe duyardım dedik. Biz o gün onu söyledikten sonra işte 120 binlerden 108 binlere, yani yeni parayla 1080'lere bir düşüş yaşandı. Takır takır arka arkaya gelen bir düşüş. Şimdi bu sabah biraz artı da açtık. Ama dün de mesela böyle artı da açmıştık. Orada da çok endişeliydim. Birkaç saat içerisinde tekrar aşağı geldi. %3 küsür yine kayıp yaşandı. Bugün de aynısı öğleden sonra olabilir. Bakacağız artık durumun ne olduğuna. Ama olmaya da bilir. Aşağıdan bir tepki alımı da gelebilir. Borsa şu anda teknik olarak çok kritik yerde. Çok kritik yerin altında. Yani hızlıca bir toparlanma gelmezse 110 binin 1100'ün üzerine, 1110'un üzerine atmazsa borsa gidişatı çok kötü. Elinde mal olanlar şu anda endişe ediyordur diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir söylediklerim ama borsanın durumu şu anda pek hoş görünmüyor. Şey tarafı, işin enteresan tarafı, biz o videoyu çektikten hemen sonra bu tıkır tıkır yıkılmanın gerçekleşmiş olması. Ama bizi izlemenizi tavsiye ediyoruz açıkçası. Ara sıra böyle
faydalı bilgilerle karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bir şey soracağım, çok enteresan. Başka ekonomistlerin videolarında da dikkatimi çeken bir özellik. Euro üvey evlat mı? Yani neden bu grupların içinde Euro'yu konuşmuyoruz? Daha önce biraz bahsetmiştik. Açıkladım ya geçen. Evet. Bu aslında çok basit bir bilgiydi. Yalnız çok az kişinin bildiği bir bilgiydi. Ben de o basit bilginin kimse tarafından bilinmediğini fark edip o videoda anlattım. Benim çok hoşuma gitmişti. Böyle bir tekrar mahiyetinde olsun diye gündeme getirdim. Sonra zaten Muratoğlu da aynı şey, aynı temel üzerinden bir videoda anlatmış durumu. Sağ olsun takip ediyor bizi. Euro dolar gerçek bir parite. Dolar TL gerçek bir parite. Yalnız Euro TL diye bir parite yok. Euro TL paritesi dolar TL çarpı Euro dolar paritesi üzerinden hesaplanır. Euro TL diye gerçekten oluşan bir parite yok. Yani senin Euro satımın benim Euro alımımla ya da benim Euro satımım senin Euro alımımla oluşan bir piyasa değil. Ne? İki farklı paritenin dayanak olarak doların kullanılmasıyla Euro'nun TL'ye çevrilmesi hesabından çıkar. O yüzden kimse Euro'yu, o yüzden kimse İsviçre frangını konuşmaz. Millet dolar 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 diyor ya. İnsanların kafasında da ya niye bu kadar çok dolar konuşuluyor diyorlar. Onun en net nedeni şu, en temel nedeni de şu. Kimse doların yeşiline aşık değil. Fakat dolar siz beğenseniz de beğenmeseniz de isteseniz de istemeseniz de dünyadaki dayanak para birim. Altın alırken de böyle, petrol alırken de böyle, Euro TL hesabı yapılırken de böyle. Bitcoin alınırken dahi. Dahi böyle. Yani bildiğiniz her şey dolar üzerinden fiyatlandığı için aslında herkes dolardan bahsediyor. Yoksa biz Amerikan aşığı ya da dolar sevdalısı olduğumuz ya da üzerindeki rengi sevdiğimiz için değil. Bu matematiksel ve temel bir gerçeklik. O yüzden dolar büyük bir klişe. O yüzden mesela Euro 8.25'e 8.30'a gidebiliyor ama kimse Euro artıyor demiyor. Ama dolar da hareket olduğu zaman dolar konuşuluyor. Çünkü dolar yukarı hareket ederse Euro'da, altında, petrolde, ekmekte aynı oranda hareket ediyor. Dolar dememizin nedeni bu. Peki. Bence güzel açıkladık diye düşünüyorum. Evet, ağzına sağlık. Dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için de. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız, bu ve bunun gibi içeriklerden de hoşlanıyorsanız biz düzenli olarak bu tarz videolar çekiyoruz. Eğer hala değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Eğer aklınıza takılan sorular veya görüş bildirmek de istiyorsanız lütfen yorumlar bölümüne yazın. O yorumlar veya sorular bizim ilerleyen bölümlerimize belki konu bile olabiliyor. Işık tutuyor. Evet. Çünkü orada ben insanların ne istediğini, neyi öğrenmek istediğini anlayabiliyorum. Evet. Neyin az bilindiğini anlayabiliyorum. Aynen öyle. Ya da ihtiyacın ne olduğunu anlayabiliyorum. Ona yönelik de video çekmeye çalışıyoruz. Bir sonraki bölümde Mustafa yatırımlarını nasıl sepetlere dağıtıyor onu konuşacağız. Bakalım, merakla bekliyorum. Evet, bence de ilgi çekici bir bölüm olacak. Evet. Son birkaç senelik yatırım. Kimse dekont göstermemi beklemesin. Miktar yok. Yer yok. Yani portföyümde neyi ne zaman tercih ettiğimi, altını, bu zaman doları, bu zaman yatırımlarımı nasıl organize etmeye çalıştığımı da böylelikle anlatacağım. Bu korkunç bir bilgi evet, aslında. Aynen. Yani hiçbir video çeken adamdan ya da hiçbir ekonomistten bu bilgiyi duyamazsınız. Evet. Atilla Eşilada ne diyor? Benim diyor zerre kadar param yok. Evet, sadece tabii, diyor önümü görecek 40-50 bin lira param var, bir de besim var diyor. Anca bu kadar duyarsınız evet, ekonomistlerden. Tabii ki miktarını söylemeden yatırımlarımı ne zaman ve niçin? Miktarı söylemek ayıp zaten. Yani ayıptır her şeyden önce. Kimse de sormasın. Bana soruyorlar YouTube'dan kaç para kazanıyorsun diye. Ben diyorum ki abi sen ne kadar maaş alıyorsun söyle, ben de söylerim diyorum. Cevap gelmiyor genelde. Evet dostlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere.